Selamünaleyküm arkadaşlar. 29 Kasım 2023 Çarşamba günündeyiz. Şu an Kollalan'dayım. Kurumuş çınar vardı. Onu kesmeye geldim. Fakat motorum arasına para sıkışmış. Dedi çalışmayayım. Gören de diyecek ki kız istemeye gitmişik. Makas kesmeyi gibi bir şey oldu şu an. O sebepten mecburen geri döneceğim şimdi. Motor bir servise gitmesi lazım. Eskiden buralar hep tarlaydı arkadaşlar. Şuralar ekiyorlardı. Burası, şu ilerideki taga, şu alt kısımdaki taga. Hepsi buralar ekiliyordu arkadaşlar. Bu şekil. Böyle şuradaki taşlığa kadar dedem gelindi. Bir de alt kısım var. Şimdi orayı da göstereceğim. Elhamdülillah. Şu tağalar hepsi geçmişte ekiliyordu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Fakat şimdi bakarsan bağ, bakmazsan da olur sözünü yaşıyoruz. Bakılmadığı için tamamen dağ olmuş durumda. Tabii şu an buralar ekilse bile buranın suyunu ilçeye içme suyu olarak götürdüler. Fakat buradan yer su bırakmalar lazımdı. Tamamen kapatmışlar. Yani ekilmek istenirse tabii belediyeye müracaat edilir. Oradan yine su alınır. Allah. Ev gibi görünen yerde arkadaşlar su deposu, Çüngüş'ün. Su bu ileriden geçiyor oraya. Tabi gördüğünüz gibi domuz da arkadaşlar buraları iyice kazmış durumda. Şuralara hep. Tabi domuzun özelliği bu arkadaşlar. Her ne kadar ekili tarlalara zarar verse de. Gördüğünüz gibi bu bir meşe ağacı. Domuz dibini kazmış. Dibindeki hem kurdu yiyor arkadaşlar, hem de ağacı kazdığı için özellikle orman alanlarında domuz çok faydalı bir şey. Ama köyün içine geldiği zaman da bütün tarlaları berbat bir hale getiriyor. O konuda da sıkıntılı bir şey. Tabii köyümüzde de çok çok fazla domuz var arkadaşlar. Her an karşımıza domuz çıkabilir. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Evet, o tarlaların karığı şu ağacın dibiydi arkadaşlar. Fakat gördüğünüz gibi burayı kazıp bayağı bir derin seviyeye getirmişler. Burası eski Kollalan çeşmesi. Şu borudan su akardı. Önünde de göleti vardı. Gelip burada piknik yapardık. Ama tabii şimdi buralar gördüğünüz gibi bu hale getirilmiş. Sokulu Çeşmesi arkadaşlar, yazın çekmiştim videoda. Su tamamen kaybolmuştu. Fakat son yağan yağmurlardan sonra çok güzel bir şekilde yine gelmeye başladı ve ta buralara kadar
geliyor. Tabi her yer gazal dolu arkadaşlar. Burada şimdi çayı demleyeceğim, ne güzel olurdu ya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yerler hep gazal. Bayağı bir yürürken ayağımız da gömülüyor. Burası çok güzel arkadaşlar, fakat yazın buraya özellikle ağaçlar yaprakken yalnız geldiğinde insan korkuyor. Çünkü buralar pek tekin yerler değil arkadaşlar. Üç harfliler çok fazla var. Geçmişte de anlatırlardı. Hatta 93 yılında buradan beni köye kadar kovaladılar arkadaşlar. Bayağı o zaman Şener Şen'in filmindeki gibi, Şener Şen'in koştuğu gibi ben de koşuyordum yani, ayaklar çarpıyordu. Fakat yazın buralar arkadaşlar çok çok güzel. Yani burada piknik yapmak için, çay yapmak için müthiş bir alan var. Suyu da çok güzel buranın. Müthiş. Tabi babam eşeği alıp gitti arkadaşlar. Ben de video çekerek gidiyorum. Oduna geldim, eşek nerede diye soran olursa. Evet, domuz arkadaşlar buradaki şeyi de gördüğünüz gibi meşe ağaçlarının dibini hep kazmış durumda. Şu şekilde ağaçlar çürümesin diye dibindeki kurtları yiyor. Buraları hep böyle kazmış. Bize ne kadar kötü gelse de, haram gelse de, Allah'ın yarattığı her şey şüphesiz ki insanlığa faydalı şeyler arkadaşlar. Yani her şeyden faydalanıyoruz. Mesela bu hayvan kötü ama ormanı geliştiren, dibini kazan bu hayvanlar. Olmasa ağaç gelişmez, kurt yer. Kurt yiyince de ağaç çürümeye geçer. Ve o zaman da biz nefes alamayız. Çünkü bir ağaç 5 kişinin oksijenini üretiyor. Ağaçlar candır. Tabii aynı zamanda eskiden evlere de mag olarak kullanılıyor ağaçlar. Şimdi hep betona döndüğümüz için maalesef eski evlerden kalmadı diyebiliriz.
Kollağan'a iki yol var arkadaşlar. Bir Mullagül'ün Pierre'i geçtikten sonra şu an gittiğim yol. Bir de aşağı dere kısmından gelen yol. Tabi bura kaya dolu arkadaşlar. Yol genişletmesi zamanında hep kayaları aşağı atmışlar. Tabi burayı mecbur eşek geçsin diye gelirken şöyle gördüğünüz gibi yolunu açtım ki eşek rahat geçsin, ayağını sakatlamasın diye. Havada bulutlu arkadaşlar bugün. Biraz da soğuk diyebilirim. Bayağı bir soğuk durumda. Hep taşlar gördüğünüz gibi gelip buralarda bu şekil kalmış. Şöyle aşağısı tamamen dolmuş diyebilirim. Tabi bu kayalar aşağıdaki tapılı mallara da yuvarlanıp düştü. Adıyaman'ın dağları halen karlı arkadaşlar. Bayağı bir kar var. Oranın soğuğunu biz çekiyoruz şu an. Geceleri özellikle çok fazla soğuk. Tabii bu gündüz de devam ediyor. Eksilere düşmüş durumda köyümüzde hava durumu arkadaşlar. Yoruldum. Oh, nefes nefese kaldım. Yokuş çıkmak bayağı bir yorucu arkadaşlar. Yaşlanıyoruz artık. Etkilerini görmeye başlamış durumdayız. Yağmurdan sonra arkadaşlar Mullagül'ün Pierre'in suyu da bayağı bir çoğaldı. Şöyle göstereyim. Maşallah. Burada çok tatlı bir kedi var. Lan minnoş.
Lan. Evet arkadaşlar, bir gözü farklı, bir gözü farklı kedinin. Canım. Minnos. Gel. Yavru kedi gördüğünüz gibi çok şeker. Evet, burada da bir sarı var. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.